Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lil-İslam. Elhamdülillahillezî ce'alenâ min ümmeti Muhammed. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلينا أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bisalihin. Tevaffena muslimin ve elhikna bisalihin. Amma ba'd, fel evvelu Allah, vel ahiru Allah, vel zahiru Allah, vel batinu Allah. Ve men kâne fî kalbihi ve lisânihi Allah, fe muayyinuhu ve nâsiruhu fid dârayni Allah. من كان في قلبه ولسانه غير الله فخصمه في الدارين الله. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler bahşeden, iman ve İslam'la şereflendiren, bu mübarek cuma saatinde bizleri bu kubbe altında bir araya getirip buluşturan Halik-i Zülcelal ve Kemal Celle ve Ala'ya sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Amin. İki cihanın serveri, İmam-ül Harameyn, Resul-ül Thekaleyn, Ceddül Haseni vel Hüseyin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına, salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hakkı hak bilerek hakka ittiba etmeyi, batılı batıl bilerek batıldan içtinab etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bizleri her türlü dalaletten, sapıklıktan, batıldan, küfürden, şirkten, tağuttan, tuğyandan, azgınlıktan, her türlü bid'atten, hurafeden muhafaza eylesin. İstikamet üzere, ihlas ve takva ile yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, bugün beraberce inşallah Âl-i İmran suresinden birkaç ayeti kerime mütalaa etmeye, müzakere etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bize rızasınca güzel ifade, cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Amin. Dersimize konu olan ayeti kerimelere başlamazdan evvel Şakik-i Belhi Kuddise Sirru Hazretlerinin bir sözüyle sohbetimize başlayalım. Cenab-ı Hak tesirini kalplerimizde halk eylesin. Her türlü nefsani arzu ve isteklere uymaktan, riyadan, ucuptan, kibirden Cenab-ı Hak halas eylesin. İhlaslı, samimi, muttaki kulların zümresine dahil eylesin. Şakik-i Belhi Kuddise Sirru buyurdular ki, İnsanoğlu çok acayip bir varlık. Üç şey söyler. Genelde insanlardan bunu duyarsınız. Hemen hemen herkes üç konuda hemfikirdir.
hep aynı şeyleri söylerler. Bu üç konuda insanlar aynı şeyi söylerler ama söyledikleri gibi de yapmazlar. Söylerler ama yaşamazlar. Üç şeyi söylerler ama bu sözlerinde samimi değildirler. Nedir insanların genelinin söylediği ama samimi olmadığı üç şey? Birinci, buyurdular ki, insanlar, yani genelde Müslümanlar için diyelim, biz Allah'ın kullarıyız derler. Kimin kulusun diye sorulduğunda, Allah'ın kuluyuz. Herkes itiraf eder. Buna bu manada itiraz eden yok. Herkes Allah'a kul olduğunu kabul eder, söyler. Ama gel gör ki Allah'a kulluk yapmaya sıra geldiğinde ara ki bulasın. Hani Allah'ın kullarıydınız? Sözde Allah'ın kulları olduğunu herkes iddia eder, söyler, kabul eder. Ama kulluğa sıra geldi mi Allah'tan gayri, Allah'tan başka ne var? Her şeye kulluk yaparsınız diyor Şakik-i Beyli Hazretleri. Paraya kulluk yaparsınız, maddeye kulluk yaparsınız, makama kulluk yaparsınız, kadına kulluk yaparsınız, menfaat çıkar için yapmayacağınız şey yok. Ama kulu olduğunuzu iddia ettiğiniz Rabbiniz için yaptığınızda bir şey yok. Bu birinci söyledi. İkinci, buyurdular ki insanlar, Müslümanlar derler ki rızkı veren Allah'tır. Er-rizku alallah. Bunu herkesin dilinde duyarsınız. Rızkın sahibi Allah'tır. Ama gel gör ki rızık sanki Allah'tan başkasına aitmiş gibi rızkı hep başka yerlerde arar. Allah'ın rızkımıza kefil olduğunu bildiği halde, söylediği halde Allah'a itimadı, inancı, güveni yoktur Müslümanların. Bir yerde geçen okudum, hoşuma gitti. Diyor ki, hani şu caminin kapısında cemaatin dağılmasını, çıkmasını bekleyen, sözüm ona, dilenenler var ya, caminin kapısında çıkanları bekleyip de onlara el açıp isteyeceklerine keşke içeriye girseler de alemlerin Rabbinden isteselerdi şimdiye çoktan zengin oldulardı. Kimden isteyeceğini bilmiyor insanlar işte ya. Hani dostlardan bir tanesi için denilir ya, bir gün bunalmış, borç almış ama ödeyecek de gücü imkanı kalmamış. Vakti geldiğinde de borcunu ödemek lazım, sözünde durmak lazım. Alacaklılara karşı da bir mahcubiyet söz konusu. Kendini bir mescide hapsetti. Mevla Teala'ya münacata, ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, sen biliyorsun. Senin Resulün buyurdu ki, kim ödemek niyetiyle borçlanırsa, Allah ona borcunu ödeme hususunda kolaylık sağlar, yardım eder. Sen şahidimsin ya Rab, ben bu parayı ödemek için istedim aldım. Ama görüyorsun ödeyemeyecek, hiç beklemediğim şeyler gelişti, ödeyecek durumum yok. Ya Rab sen beni bu alacaklı olan kullarına mahcup etme ya Rab, utandırma ya Rabbi. Beni sözünde duranlardan eyle diye. Böyle mescitte elleri semada, gözleri yaşlı dua ederken aradan kısa bir zaman geçti, mescidin kapısı açıldı. İçeriye bir zat-ı muhterem geldi, dua edenin omuzuna elini koydu, çıkarttı cebinden, işte efendim ne kadar ihtiyacı var misal, diyelim ki 100 altın borcu vardı, 100 altın bir keseyi eline koydu. Sonra da dedi ki, bak dedi ben dedi, falan yerdeki dedi bir zenginim, efendim sen söyle, ben dedi rüyamda gördüm, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana talimat verdi, dedi ki şu anda dedi mescitte benim dostlarımdan dedi sevdiğim dedi ümmetimden bir tanesi dar durumda, sıkışık durumda, gidesin ona yardım edesin, eline 100 altın veresin. Ben de geldim dedi sana bunları veriyorum ama dedi eğer bir daha sıkışırsan, darda kalırsan, zorlanırsan yani bin dedi beni tanı, ben dedi falanca sarrafım, falanca zenginim, falanca müteahhidim, adresim de burada diyor. Kart vizitini tabiri caizse. Bu bizimki başını şöyle kaldıracak, ona bakacak, diyecek ki sen kimsin dedi ya. Kimsin dedi.
Yani tamam geldin bana bir kese altın verdin. Eyvallah da bundan böyle sıkışırsan, darlanırsan bir daha gel. Ya seni bana gönderen varken dedi, niye senin kapına geleyim ben ya? Ben seni tanır mıyım? Yok. Sen beni tanır mısın? Ben sana el açtım mı? Senden bir şey dilendim mi? Niye geldin buraya? Talimat aldın da geldin. Sana o talimatı veren, seni buraya gönderen irade varken kimsin sen ki sen dayana geleceğim ben dedi ya? Demek kimden istediğini, kimden istemen gerektiğini bilirsen bilenlere Mevla Teala hiç boş geçmedi bugüne kadar. Ama insanlar genelde Şakiki Belli'nin dediği gibi rızık Allah'tandır derler. Ama Allah'tan başkasından sanki haşa. Yani sanki maaşı olmasa, aman buradan atılacak olsa, aman burada çalışamayacak olsa sanki aç kalacak, rızkı gelmeyecek gibi ya devlet kapısından, ya çalıştığı yerden, ya başkalarından rızkını bilir bekler oldu insanlar maalesef. Hani Behlül için derler ki vaktiyle bir gün bir camide cemaate iştirak etmiş. Namazdan sonra cemaat aralarında konuşuyor. Bizim hoca efendi de Behlül'e demiş ki ya Behlül, ya biz seni tanıyoruz, biliyoruz da hani böyle ne sigortan var demiş, ne maaşın var demiş, ne bir işin var, ne bir gelirin var. Efendim ya sen ne yersin, ne içersin, nasıl geçinirsin, nereden temin edersin efendim nafakanı? Behlül dedi ki hocaya, hoca dedi şöyle bana dedi bir 5 dakika müsaade et. O senin arkana dedi az önce kıldığım namazı dedi bir iade edeyim. O namazı bir daha kılayım sonra dedi sana cevap veririm. Hoca dedi ki ya Behlül benim arkama kıldığı namaza ne var dedi. Yani iade etmeni gerektirecek bir durum mu var? Behlül dedi ki rızkı verenin Allah olduğunu bilmeyen bir hocanın arkasında namaz kılmışım dedi. O nasıl sorudur dedi ya, ne iş yaparsın, sigortan var mı, maaşın nereden al? Ya Allah Teala Celle ve Ala ayeti kerimede buyurmadın. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debelenen en küçüğünden en büyüğüne ne kadar varlık canlı var, hepsinin rızkı Allah'a aittir. Musa Aleyhisselam'a vaktiyle demedi mi, ey Musa elindeki asayı bir taşa vur dedi. Musa Aleyhisselam taşa vurdu, taş yarıldı. İçinden başka bir taş çıktı. Vur ona de dedi. Ona da vurdu, o da yarıldı. Başka bir taş çıktı içinden. Ona da vur ya Musa. O taş da yarıldı, içinden başka bir taş. Ona da vur, taş yarıldı, içinden bir karınca. Kaç tane taşın, kayanın arasında sıkışmış bir tane karınca. Karıncayı Musa Aleyhisselam'a Mevla niye gösterdi? Karıncanın zikrini Musa'ya işittirsin diye. Ne diye zikrediyordu karınca? Hani İmam-ı Azam'ın sabah tesbihatında da var ya Sübhane men yarani beni burada gören Allah'ı tesbih ederim ve ya'rifu mekani yerimi bilen Allah'ı tesbih ederim ve yesme'uni beni işiten Allah ve yerzukni ve la yensani beni burada unutmayıp da rızıklandıran Allah'ı tesbih ederim. Ya kayaların taşların arasında kalmış bir karıncayı unutmayıp da rızıklandıran Allah eşref-i mahlukat olarak yarattığı kullarını rızıksız koyar mı? Sözde koymaz diyoruz. Rızkın kefili Allah'tır diyoruz. Ama bu sözümüze güvenmiyoruz. İtimat etmiyoruz Allah'a. Rızkı verenin Allah olduğuna maalesef sözde evet ama yaşantıda hakikatte bu söylediğimizin aksine yaşıyoruz. Şakiki Belli'nin ifadesi. Üçüncü olarak diyor ki daha ayet okuyacağız. Siz diyor ölüm haktır dersiniz, öleceğinize inanırsınız ama gel gör ki sanki hiç ölmeyecek gibi yaşıyorsunuz. Hani insanlar dilleriyle söylediklerini yaşantılarıyla tekzip ediyor, yalanlıyorlar. Bunların da bir tanesi, herkes diliyle ölüm var diyor ya. Hacı ölüm var diyor, ölmeyecek olan yok diyor, hep öleceği diyor. Yani diliyle bunu söylüyor ama bir de bu sözün sahibine bir bakıyorsun. Bir hayatına bakıyorsun, bir gidişatına bakıyorsun, bir yaşantısına bakıyorsun. Ya hiç o sözün adamı değil ya. Öleceğine inanan adam böyle mi yaşar? Ölüm vardır diyen adam, sonunda kabre gireceğine inanan adam, kabirde işin bitmeyeceğini, kabirden sonra bir de mahşer var. Mahşerde bir de hesap var, sorgu var, sual var. Mahşerde cennet var, cehennem var, sırat var. Allah'ın huzuruna çıkmak var. Bunları söyleyen insanlar, bunlara inanan insanlar, yani sözüm ona
inandığını iddia eden insanların yaşantısına bakıyorsun, sanki ölmeyecek, sanki kabre girmeyecek, sanki mahşere çıkmayacak, sanki Allah'a hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorsunuz diyor Şakriki'de. Yani sözünüzle tamam doğruyu söylüyorsunuz. Ama yaşantı itibariyle cemaat-i müslümin hava şartları malumadınız. Şöyle mümkün mertebe safları önce ön saftan başlamak suretiyle boş yerleri dolduralım. Biraz sıklaşalım Allah rızası için. Gelen cemaatimiz de kendine yer bulabilsin inşallah. Evet. Demek ki öleceğinizi söylüyorsunuz. Öleceğinizi biliyorsunuz. Hani konuşurken bir sabah namazı vakti gibi dünyaya geldik diyorsunuz. Öğle namazı vakti gibi gençliğimizi yaşadık diyorsunuz. İkindi ile akşam arası da orta yaş, efendim, olgun yaş, hayatını idam ettirdik diyorsunuz. Yatsı namazı vaktini de ihtiyarlık dönemine benzetiyorsunuz. Yatsıdan sonra yatağa, döşeğe girip uykuya dalmayı da ölüme benzetiyorsunuz sözde. Hayat bu kadar kısa. Yani konuşurken mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bir günlük hayat yaşıyorsunuz ya. Her gün aslında Cenab-ı Hak bize sabah namazı ile yatsı namazı arasında insanın doğumunu, gençliğini, olgunluğunu, ihtiyarlığını, yatağa girdiğinde de ölümü Allah her gün bize yaşatıyor ya. Her sabah olduğunda da bir daha, hani akşamdan yatıyorsun uykuya ya, geçen söyledik, ennevmü ehul mevt buyurdu ya Efendimiz. Uyku ölümün kardeşidir. Sanki ölüme yatarcasına uykuya yatıyorsunuz, sabah imamın ezanı ile uyanıyorsunuz ya, o okunan ezan da aslında İsrafil'in üflediği şuura teşmildir. İsrafil de şuura üflediğinde aynen ezanı duyduğunuzda kalkar gibi kabirlerinizden mahşere öyle kalkacak, sevk olunacaksınız. Hal böyleyken her gün ölüp ölüp diriliyorsunuz. Aa işte dışarıda Cenab-ı Hak daha düne kadar etraf yemyeşil iken Mevla Teala bembeyaz bir örtüyle karla her tarafı beyaza bürüdü. Bu beyazlıktan alınması gereken ders nedir? Ey insanlar bak düne kadar yemyeşil olan doğa, tabiat dediğiniz efendim unsuru Allah bembeyaz keferine örttü. Her şey toprağın altında, beyaz örtünün altında kaldı. Gün gelecek sizi de böyle beyaz örtüyle saracaklar, kefenleyecekler, sizi de toprağın altına koyacaklar. Yani şu kar aslında bize kefeni, şu kar aslında bize ölümü, karın kalkması aslında bize, yani bahar bize tekrar ikinci defa dirilmeyi, mahşeri hatırlatıyor da, görmek için göz, anlamak için akıl lazım. Cenab-ı Hak görenlerden, akledenlerden eylesin inşallah. Hal böyleyken, ölüm Allah'ın emri. Ölüm var, öleceğiz. Yarın Mevla Teala'nın huzuruna çıkacağız. Kabirde ne kadar kalacağız? Allahu alem. Kabirde ne kadar kalacağın belli değil. Kabirde seni neler bekliyor belli değil. Hani doktorun bir tanesi, gitsen doktora da desen ki doktor bey benim şöyle şöyle rahatsızlıklarım var, şikayetlerim var. Doktor bey de dinlese, dese ki senden şu tahlilleri istiyorum. Tahlillerini alsa, sonra dese ki Ahmet efendi, Mehmet efendi bunu sana söylemek zor ama söylemek zorundayım, kusura bakma. Tahlillerin neticesinde görünen o ki sen çok gitmezsin, yakında öleceksin. Doktor sana yakında öleceğini söylese ne olur halimiz? Ne olur halimiz? Yani doktor bize öleceğimizi söylediği anda dünya başımıza yıkılır mı? Yıkılır. O ana kadar ne hesaplarımız vardı, ne beklentilerimiz, ne hayallerimiz, ne ümitlerimiz var. Bir anda hepsi suya düşer mi? İştahın gider mi? Uykuların kaçar mı? Niye? Doktor sana öleceğin demiş. Ya doktorun sana öleceğin demesine gerek var mı? Dünyaya gözünü açtığın ilk anda baban ya da kimse seni kucağına aldığında sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduğunda ne demek istedi sana? Ezan-ı Muhammed'in sağ kulağına okunduğunda her ezanın kılınan bir namazı var. Kulağına okunan ezanın namazı ne zaman kılınacak? Musallada kılınacak. Yani aslında kulağına ezan okuyan baban, hoca sana doğduğunda ölüm var, ölüm diyordu ya.
Sana dünyaya geldiğinde öleceğini söyleyen Allah Celle Celaluhu. Öleceğine inandığın halde, bildiğin halde Allah sana ölüm var dediği halde bir doktorun sana öleceğin dediği kadar kıymeti yok. Doktor sana öleceğin dediği zaman dünya yıkılıyor ama Allah sana ölüm var diyor, umurumuzda değil. Yolda giderken çocuğun bir tanesi arkamızdan amca, abi, dayı diye seslense. Sen de şöyle bir baksan, baksan böyle bacak kadar bir çocuk. Çocuk size dese ki, ya amca şu elbisen var ya, ceketin var ya, ha ceketinde, elbisende, cübbende akrep var, akrep dese. Ya bunu söyleyen çocuktur. Efendim bunun sözüne itibar edilmez. Hadi oradan lan, bacaksız mı dersin? Yoksa çocuk mocuk verdiği haber akrep diyor ya, bunun şakası olmaz. Hemen üstündekini çıkartıp doğru mu söylüyor diye mi bakarsın? Haberi veren çocuk olduğunda, çocuğun verdiği haber, efendim sana zarar verecek bir haber olduğunda dikkat kesiliyorsun da, Allah Resulü Aleyhisselam kabiri anlatırken buyurdu ki, kabirde eşek büyüklüğünde akrepler var dedi hadis-i şerif, affınıza sığınarak. Hangi birimizin umurunda kabirde akrepler varmış, kabirde bizi bekleyecek efendim şunlar var, bunlar var. Bir çocuğun bize söylediği kadar peygamberin sözünün etkisi, tesiri yok maalesef. Ama sözde hep öleceğiz, hep kabre gireceğiz, hep mezara gireceğiz de ya bu mezar nasıl bir yerdir? He? Şöyle bir düşünelim, gözünü kapat, artık sen öldün arkadaş ya, öldün. Bir gün gelecek, bu hakikat olacak ve sen öleceksin. Ondan sonra ne olacak halim, bir düşünsene ya. Ne olacak öldükten sonra? Ben öldükten sonra güneş gene doğacak, dünya gene dönecek, hayat gene devam edecek. İnsanlar gene sokaklarda, alışverişlerinde, efendim yemek, içmek, gezmek, tozmak gene devam edecek. Ama ben öldüm artık ya. Ne olacak benim ondan sonraki halim? Alacaklar seni, kabre koyacaklar. Kabir nasıl bir yerdir? Ne bekliyor seni orada? Bizden önce ölenlere şöyle bir bakın. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar toprak altında kabirde yatanlar, bekleyenler var. Gün gelecek o bekleme salonuna seni de alacaklar. Kıyamet sabahına kadar orada bekletileceksin. O bekleme zamanı nasıl geçecek? Hiç umurunda mı Müslüman? Vakti gelecek, hadi kalkın bakalım diyecekler. Çok beklediniz burada. Haydi bakalım. İsrafil'in sura üflemesiyle Mevla'nın huzuruna doğru artık bir yöneliş. Ne olacak ondan sonrası? Mevla'nın huzurunda bizi neler bekliyor? Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem. Cehennem üzerine kurulan sırat köprüsü. Altına nicelerinin düşeceği, karşıya çok azlarının geçeceği, Kur'an'ın haber verdiği bir hakikat. Sen karşıya geçenlerden mi, aşağı düşenlerden misin? Ya bu seninle alakalı ya, beni değil. Bırak beni düşünün demiyorum, kendini düşün Müslüman. Yani bu düşünülmeyecek bir son mudur? Bir insanın bununla alakalı, ya benim kabrim ne olacak, benim ahiretim ne olacak, benim sonum ne olacak, ahirette bana Allah ne muamele edecek? İnsan kendi sonunu merak etmez, düşünmez mi ya? Şakiki Veli Hazretleri maalesef diyor, sözde varsınız ama bu söylediğinizi yapmıyor, yaşamıyorsunuz. Allah bizi ölüm ve sonrası için hazırlıklı olanlardan eylesin inşallah. Şimdi ayeti kerimeye geçelim. Şakiki Veli'nin bu kısa ama özlü nasihatinden sonra Rabbimiz Teala'nın bize verecek olduğu nasihate kulak verelim. Cenab-ı Hak söz dinleyenlerden eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak anlatılanlarla amel etmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Estaizu billah, bismillah. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard u'iddet lil muttakîn ila ahiril ayet. Sadakallahu lehu. Ve sari'u. Mevla diyor ki kullarım, hadi göreyim sizi. Hani az önce söyledik ya, kul olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Eyvallah. Allah'ın kullarısınız. Öyle mi? O zaman Mevla sizden kulluk istiyor. Hadi koşun bakayım Allah diyor. Ve sari'u. Gevşeklik göstermeyin Allah diyor. Tembellik yapmayın. Koşun, koşun diyor Allah. Hem de süratli, seri bir vaziyette. Sürat aynı kelimeden türemiş. Bak ve sari'u. Seri bir vaziyette süratle koşun. Nereye koşalım ya Rabbi? İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden mağfiret olunacağınız şeylere koşun Allah diyor. Allah'a koşun diyor ya. Fefirru ilallah diyor ya başka bir ayeti kerimede.
Allah'a kaçın diyor Cenab-ı Hak. Koşun Allah'a. Allah'ın sizi bağışlayacağı, Mevla'nın size mağfiret edeceği, Cenab-ı Hakk'ın sizi affedeceği neler varsa, yani hayatın gayesi nedir? Dünyaya niye geldik biz? Gelirken bize sordular mı, kulum gitmek ister misin diye? İster misiniz sizi dünyaya göndereyim, sizi insan olarak yaratayım? Sordular mı bize? Haşa. O zaman gelmek bizim elimizde değil. Bizi bir irade, bir güç bu dünyaya getirdi ya. Vakti geldiğinde de artık yeter canım, daha kalmak ister misin yoksa gidelim mi diye soracaklar mı bize? Gelirken sormadılar, giderken sormayacaklar. O zaman gelişimizde, gidişimizde bir iradenin elindeyse, o irade seni buraya niye getirdi? Bunun hesabını yapmak lazım. Ne istiyor senden seni buraya gönderen? Vakti geldiğinde de seni buradan sana sormadan alacak olan ne istiyor senden benden? Kulluk istiyor. O zaman Mevla Teala'nın rızasını kazanmak, ona kulluk yapmak, onu razı etmek, onu memnun etmek hayatın gayesi. Bunun için yaratıldık ya. Allah bizi bunun için var etti. Hayatın gayesi bu. Yani Allah bize bu dünyada, kullarım hadi bakalım gidin dünyaya, bakalım nasıl iş sahibi olacaksınız, bakalım kaç tane fakülte bitireceksiniz, hadi bakalım kaç tane diplomanız olacak, hadi bakalım ne kadar zengin olacaksınız, ne kadar hanlar, hamamlar, apartmanlar, daireler, kim daha zengin olacak, kim daha çok makam, mevki, rütbe sahibi olacak. Hayat bunun için değil, Allah bunu görmek için bizi yaratmış değil. Mevla Teala hadi bakalım kim daha çok ve daha güzel bana kulluk yapacak göreyim diyor Allah. Bunun için yarattım sizi Allah diyor ya. Yoksa bu dünya efendim şurada apartmanlar yapalım, burada dükkanlar yapalım, dünyayı şöyle tamir edelim, imar edelim. Kullarım bu dünyayı sonunda yıkacağım ben diyor Allah ya. Yıkacak olduğum dünyanın nesiyle meşgul oluyorsunuz siz? İçinden canlı çıkamayacak olduğunuz bir hayat yaşıyorsunuz ya. İçinde efendim size ölümü tattıracak olduğum bir hayat verdim size. O zaman hayatın gayesi Rabbim rızasını kazanmaksa Mevla da benim rızamı kazanmak için oturmayın diyor. Gevşemeyin diyor. Tembellik yapmayın. Başka yollara, başka şeylere tevessül etmeyin. Sizi bu dünyada Allah'a kulluktan alıkoyacak, uzaklaştıracak engeller olacak, maniyalar olacak. Çünkü imtihan dünyasınızdasın. İmtihan dünyasındayız. Mevla Teala kendine kulluk yapacak olanlarla, Allah'ın rızasını arayanlarla, Mevla Teala beni niye yarattı? Bunu unutan insanları birbirinden ayırt edecek. Bunun için de bazı sebepler halk etmiş. O zaman aldanmayan efendim kârdadır. Aldanmayan kurtulacaktır. Aldanmamak adına hayatın gayesini unutmayacağın, Mevla Teala benden kulluk istiyor. Allah benden ibadet bekliyor. O zaman Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok. Haşa ve kella. Yani bunu şöyle kafamızın bir köşesine yazalım. Senin yapacağın secdeye, ibadete, duaya, tesbihe, zikre, verecek olduğun sadakaya, hayra, haşa Mevla'nın ihtiyacı yok. Ne diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Allah Celle Celaluhu ganidir. Ey insanlar, entumul fukara, fakir olan sizsiniz diyor ya. İhtiyacı olan sizsiniz Allah diyor. Allahu huvel gani, o Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Eğer Allah size namaz diyorsa, sadaka diyorsa, tesbih diyorsa, dua diyorsa, oruç diyorsa, cihat diyorsa, sizin lehinize, sizin iyiliğiniz içindir ya. O zaman kendinize iyilik yapacaksınız, söz dinleyeceksiniz. Allah ne istiyor? Mevla neden razı? Allah'ın razı olduğu şeyleri arayacak, bulacak ve bu uğurda da koşacak, gayret edeceksiniz. Başka neye koşun diyor Cenab-ı Hak? Ve cennetin arduha semavatü vel ard. Eni, genişliği, yerler ve gökler arası kadar olan bir cennetten bahsediyor Allah. Ve o cennete koşun. O cennete talip olun. Derdiniz, gayeniz o cennete girmek olsun Allah diyor. Nasıl bir cennet? Genişliği yerler ve gökler arası kadar olan bir cennet. Aslında bu bir kinayedir. Yerler ve gökler, yani netice itibariyle hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ya,
yedi kat semayı, yedi kat arzı şöyle birbirine bitiştirecek olsanız, hepsini şöyle dümdüz hale getirseniz, yedi kat sema, yedi kat arz, hepsi ip gibi birbirine bağlansa, bu yedi kat sema ve yedi kat arz, arşa nispet edilecek olursa diyor Efendimiz, arş bu yedi kat sema ve yedi kat arzdan ne kadar büyüktür? Bir çöl düşünün, çöle atılan bir halka düşünün, bir halka çölde ne kadar yer teşkil eder? Yedi kat sema, yedi kat arz, arşa nispette o kadar küçük kalır. Cennet, insanın tahayyül edemeyeceği, aklının sınırlarını alamayacak olduğu kadar, efendim, geniş, büyük, o kadar büyük bir yere Cenab-ı Hak bizi davet ediyor. Hadi kullarım diyor, cennet var işin sonunda ya. Hani siz işin sonunu, ücreti görmeden biliyorum, gayret etmezsiniz. Sonunda maaş almayacağınızı bilseniz çalışmazsınız. Mevla da diyor ki, nasıl ki maaş için çalışıyorsunuz, ben de sizden kulluk istiyorum, ücretinizi de cennet olarak vereceğim. İstemez misiniz Allah'ın ücret olarak vereceği cennete girmeyi? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya, hani cennete en son girecek olandan bahsediyor Efendimiz. Sahabeye bir gün anlatırken kendisi tebessüm etti. Sahabe de buyurdu, niye güldün ya Resulallah? Allah Resulü buyurdu ki, Mevla Teala'nın bana bildirdiği bir habere güldüm. Nedir o? Cennete en son girecek olan Mevla'yı güldürdü. Haşa, Allah güler mi? Yani Mevla ona gülme muamelesi yaptı diyelim. Neydi Mevla'yı güldüren? Efendimiz'i tebessüm ettiren. Allah Resulü buyurdu ki, Hasan Basri Rahimahullah da bunu daha sonra kendini dinleyenlere anlatıyor. Allah Resulü'nün bu hadisini anlatırken de ağlıyor. Sordular, niye ağlıyorsun? İsterdim ki dedi Rabbimden, Efendimizin haber verdiği cennete en son girecek olan bu adam ben olsaydım dedi. Bunu dinleyenler dediler ki, efendi Hasan Basri'den bahsediyoruz ha. Yani sahabeden sonra kıyamet sabahına kadar gelecek bütün evliyanın reisi olan adam Hasan Basri. Ne diyor? Cennete en son girecek olan. O en son girmeden önce ama cehennemde yanacak, 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 yanacak. En son cehennemin kapıları kapanmadan hadi sen de cennete denilecek adam. Hasan Basri diyor ki, keşke ben olsaydım o. Ya nasıl sen olsaydın o? Sen, yani sen bizim gözümüzde cennete ilk girenler arasındasın. Böyle bir şey sen nasıl dersin? Böyle bir dua olur mu? Hasan Basri'nin yaptığı bu duayı yemin olsun ne siz yapabilirsiniz ne ben yapabilirim. Hasan Basri cevaben dedi ki, Allah'a yemin olsun ki dedi, bak onun dedi sonunda cennete gireceğini ama ne benim hakkımda ne sizin hakkınızda sonunda cennete gireceğimizin garantisi yok dedi. Var mı böyle bir garanti alan? Ama Allah Resulü sonunda cennete girecek buyurdu onun için. Ne dedi sonra? Cehennemde yandı yandı, cezasını çekti diyor. Mevla Teala meleklere emretti, alın kulumu cehennemden çıkarttıktan sonra cennete girmeden önce ab-ı hayat ile yıkanacak. Yıkandıktan sonra cennetin kapıları ona açılacak. Mevla buyurdu ki meleklerine, açın kuluma şöyle cennetten bir kapı. Kapı açılınca tabi kul cenneti görünce ağzı açık, heveslenecek. Mevla soracak ona, kulum ister misin seni şu gördüğün yere yerleştireyim? Der ki, ya Rab nasıl istemem ya? Yani cehennemde yandım yandım zaten. Sen şimdi bana burayı gösteriyorsun, ister misin? Ya Rab istemem mi diyecek. Mevla meleklere, alın dedi kulumu, koyun o gördüğü yere. Koydu onu oraya. Mevla meleklere emretti. Şuna dedi, cennetin bir üst makamından dedi bir perde daha açın bakayım. Bir perde daha açıldı ki, yani cennetin her yeri eşit güzellikte değil. Cennetin her tabakası aynı değil. Daha güzel, daha güzel, daha güzel yerleri var cennetin. Mevla ona bir kapı daha açtırır, bir perde daha açtırır. Tabi kul orayı görünce ağzı açık heves eder. Mevla sorar, kulum ister misin orayı? Der ya, ne Arap nasıl istemem diyecek ya, yani istenmez mi orası? Mevla peki burayı da kuluma verin der. Sonra Allah ona bir perde daha açtırır bir üst makamdan. Orayı da görünce kul, o da gene heves eder. Mevla peki orayı da sana vereyim der. Sonra ona bir perde daha açar ama kul mahcup bir vaziyette. Kulum ne oldu? Ya Rab iste iste dedi, yüzüm kalmadı istemeye. İster misin orayı sana vereyim? Ya Rab istemem mi dedi ya. Yani haşa,
Efendimiz diyor ki kul şöyle diyecek Rabbine. Yani ya Rab haşa benimle dalga mı geçiyorsun yani? Mevla ya Rab senin şanına yakışmaz yani benimle dalga geçmek. Hani vereceğin mi vermeyeceğin mi? Mevla buyurur ki işte az önce söyledik ya Efendimizin Allah bile güldü diyor haşa. Mevla Teala buyurur ki bak burayı da sana vereceğim ama daha istemeyeceğin söz mü? Sonra Efendimiz diyor ki şu dünyanın tamamı ve iki misli. Başka kaynaklarda 10 mislini de okudum ben. Şu dünya ve 10 bu dünya kadar cennete en son girene verilecek olan makamdır. Cennet makamı. Siz şimdi söyleyin. Böyle bir cennet içine yani şurada bir 100 metrekarelik daireye sahip olabilmek için kaç sene çalışman gerekiyor ya? Hani bazı firmalar, acenteler, bazı efendim şirketler ne derler? Kampanyalar yaparlar değil mi? Mesela der ki efendim bizim dükkanımızda işte kışlık sezonu açtık. Yazlık sezona giriyoruz. Bugüne kadar etiket fiyatı neydi? 100 liraydı. Yarın gelecek olan ilk 100 müşterimize bu iş yerinde ne isterse bedava vereceğiz deseler. Bedava bedava. Ne alırsanız. Yani ne alacaksın? Ceket alacaksın, gömlek alacaksın, kazak alacaksın. İlk 100 kişiye bedava dese bir dükkan sahibi, bir zengin adam. O dükkanın önünde ilk 100'e girenlerden biri de ben olayım diye akşamdan sabaha duran kaç kişi olur? Ya da akşamdan fiyatı 100 liraydı, yarın fiyatlar 50'ye indi. Bildiğin bir marka ya bu marka. 100 liralık değeri olanı 50 liraya düşürdüm dese. Yarın aman bana kalmaz diye sırada kuyrukta bekleyen kaç tane insan evladı olur? Mevla Teala cennete en son girene şu dünyanın 10 katı dünya vereceğim diyor. Niye sırada bekleyen kimse yok? Niye cennete talip olanların sayısı az? Dünyalık elde etmek için ta ilkokuldan beri çocukların kafasına aman oğlum oku seni göreyim. 4 sene şimdi öyle yaptılar 4-4-4. Hadi bakalım 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul, 4 sene lise niye okuyacak? Üniversiteyi kazansın diye. Hadi üniversiteyi kazandı bir 4-5 sene de orada. Ne olacak? Diplomayı aldı, iyi bir maaşı olsun. Ya iyi bir maaşı, iyi bir geleceği olsun diye çocukları 10 küsür sene okutuyorsun da ahirette, cennette iyi bir yeri olsun diye ne annelerin, ne babaların, ne çocukların böyle bir derdimiz yok. Oysa Mevla ne diyor? Bak koşun diyor, koşun. Neleri kaybettiğinizi, neleri kaçırdığınızı, işin sonunda neler olduğunuzu bir bilseniz var ya. Cennet diyor Allah, cennet. Genişliği yerler ve gökler arası kadar olan. Hani ben şimdi böyle efendim hadis-i şerifte Allah Resulü cennete en son girene şu dünyanın 10 katı verilecek. Bazılarının belki aklı anlamakta, almakta zorlanır. O zorlananlara kolaylık olsun diye söyleyeyim. Bugün dünya bilimsel ifadelere, verilere göre içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi var değil mi? Dünyanın içinde bulunduğu galaksiye Samanyolu galaksisi diyorlar. O Samanyolu galaksisinin içinde dünya çapında daha iri, daha küçük ne kadar gezegen var? Bilim adamlarının söylediğini diyorum. 250 milyar gezegen var Samanyolu galaksisinin içinde. Dünyadan daha küçük, daha büyük. Ne kadar? 250 milyar. Peki Samanyolu galaksisi bir galaksi. Samanyolu galaksisi gibi uzay boşluğunda kaç tane galaksi var? Bilimsel ifadeleri konuşuyorum. Yalansa onların yalanı. Diyorlar ki 200 milyardan fazla da galaksi var. Her birinde 250. Yani ben anlatırken anlamadım. Bilmiyorum siz anladınız mı? Peki bunlar sadece birinci kat semanın boşluğunda, uzay boşluğunda olan gezegenler. Bilim adamları Samanyolu'nda 250 milyar gezegen var diyor, inanıyorsun da cennete en son girene Allah Resulü 10 bu dünya kadar verecek diyor. Niye aklını almıyor? Haşa, Mevla'ya zor mudur? O galaksilerden 10 tanesini versin birine. 250 milyar gezegenden bahsediyoruz ya. Ve hu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadiri mutlaktır. Netice itibariyle böyle bir cennet var sizi bekleyen. O cenneti hazırlatan, cemal sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazırlatan Allah olursa, he? Kendisi cemal olan Allah, hazırlattığı cennet nasıl bir yerdir?
Efendimiz diyor ya, sizin ne aklınız alabilir onu, ne hayalinize gelebilir cennetin güzellikleri. Ama bir iki tarafta cenneti kazanamayanlara, kusura bakmayın, kazanamadınız, kaybettiniz denmez. Cenneti kaybedenlere siz de cehennemi kazandınız derler. Ortası yok bunun. Ya cenneti kazanacaksın ya cehenneme düşer olacaksın. Cehennem nasıl bir yer? Allah muhafaza. Kahhar olan Allah Celle Celaluhu. Hani bize deseler ki mesela, hani Amerika'nın bilmem neresinde efendim tutsak suçlu olanları, efendim hani Ebu Garip hastanesi mi, hapishanesi miydi? Guantanamo hapishanesi miydi? Zindanlar. Orada insanlara nasıl eziyetler, işkenceler yapılıyor bir düşünün. Efendim Guantanamo hapishanesinde mi yoksa cehennemde mi daha şiddetli azap var? Azap eden Allah Celle Celaluhu, Mevla'nın azabıyla haşa dalga geçilmez ya. Kahhar olan Allah'ın kahrının tecelli edeceği yerin adıdır cehennem. Bunun şakası yok. O zaman ya cehennem ya cennet, tercihini yap. Ben cenneti istiyorum diyorsan, o zaman cennet nasıl kazanılırsa, cennete nereden gidilirse bunun için gayret edin Allah diyor. Sizi bu yolda göreyim. Peki cennet nasıl bir yer? Kimler için hazırlanmış? Mevla ayetin sonunda buyuruyor ki U'iddet lil muttakîn. Allah cenneti takva sahibi kulları için hazırladı. Ne kadar anlatsak boş. O cennet var ya, işte o cennet. Kimin gireceği yer cennet? Allah diyor peşine ki cennete ancak muttakî olanlar girecek. Muttakî olmak için önce ne lazım? Şimdi ayetin devamında o takva sahiplerinin özelliklerini Allah zikrediyor. Ama takva sahibinin önce olmazsa olmaz bir özelliği var. Nedir o? Ayette buyuruyor ya Cenab-ı Hak ve elzemehum kelimete takva. Takva sahibi olmak için önce iman lazım. Önce iman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen de takva olmaz. Önce takva olmak için iman etmek lazım. İman edenler içinde de takva sahibi olanların özellikleri neler? Şimdi ayete kulak verelim. Ellezine, o cennetin kendilerine hazırlandığı kimseler var ya Allah diyor. Kimdir onlar? Yunfikune fisserrâi vaddarrâ. Şimdi cennetlik takva sahiplerinin özelliklerini Mevla sayıyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk sıraya Allah neyi koyacak? Birinci özellik olarak siz ne bekliyorsunuz? Bak Mevla ne diyor? Cennete girecek. Cennetin kendileri için hazırlandığı takva sahibi kullar. Kimdir onlar? Yunfikune, infak ederler. Harcarlar, sadaka verirler, hayır verirler, hayır yaparlar. Nasıl? Fisserra ve darra. Ellerinde varken de verirler Allah diyor. Ellerinde yokken de verirler. Yani bollukta da infak ederler, darlıkta da infak ederler. Ya hoca efendi biz bollukta infak anladık. Anladık derken ya biz bollukta bile infak edemiyoruz. Ya darlıkta infak nasıl olacak? Darlıkta infak nasıl olacak? Hani ayette Mevla buyuruyor ya, kendileri ihtiyaçlı oldukları halde başka ihtiyaçlıları kendilerine tercih edenler diyor Allah. Buna da infağın en zirvesi İsar denilir kitapta. İsar. Kendileri muhtaç ama başka ihtiyaçlıları kendilerine tercih ederler. Misal, hani bir savaşta yaralıları geziyor. Efendim bakıyor ki işlerinde böyle kurtarılacak ya da son isteği, son arzusu. Baktı ki bir yerden bir ses geliyor. Anladım ki diyor orada canlılık emaresi var. Hemen gittim yanına. Ölümüne belki az kalmış adam. Can çekişiyor son deminde. Ağzında su, su diyor. Hemen diyor, efendim aldım kabı, suyu vereceğim kendine, uzattım. Bir de baktı ki diyor şöyle uzaktan bir ses geldi. Su, su diye. O ölüm anında su isteyen adam hemen eliyle işaret etti. Git önce dedi ona ver, sonra bana gelirsin. Ben de gittim diyor o ikinci su isteyenin yanına. Onun yanına geldim diyor. Ona suyu vereceğim. Üçüncü bir yerden ses geldi. Su. O da işaret etti. Git önce ona ver diye.
Üçüncüye giderken diyor gittim. Baktım ki diyor ben gidene kadar ruhunu teslim ettim. Sonra dedim ki diyor bari ikincisine döneyim de ölmeden bir yudum su nasip olsun. Ona döndüm diyor geldim o da ruhunu teslim etmişti. Ya bari ilkine vereyim diyor ona gelinceye kadar o da ruhunu teslim etti. Bir yudum su en çok ihtiyaç duyulduğu anda ama başkasını kendine tercih edecek kadar infak etmeyi, hayır yapmayı, sadaka vermeyi, başkalarını kendine tercih etmeyi işte zirvede gösteren şahsiyetler. Kendileri ihtiyaçlı ama başkalarının da ihtiyacı var düşüncesiyle hani Allah dostlarından bir tanesi çok zengin, çok da cömert. Dediler ona ki bir gün, efendi ya biz senden daha cömertini hiç görmedik. Ya bu kadar cömertlik olmaz. Var mı senden daha cömert, hayırsever biri? Var dedi. Kimdir? Dedi ki falan yerde dedi bir işçi dedi. Yani o günün şartlarında bir köle benden daha cömerttir dedi. Güldüler dediler efendi yapma ya. Bir işçinin bir kölenin senden daha cömert nasıl olacak ya? Neyi var ki neyini versin? Dedi öyle değil dedi. Bir gün dedi giderken baktım dedi. Köle çalışıyor. Çalıştığı yerde kendisine öğle paydosunda tamam. Yarım saat bir saat dinlenme molası veriyorlar. O da molada diyor çıkarttı efendim çantasından çıkınından bir dilim ekmek. Başka bir şey yok çantada. Sadece kuru ekmekle öğleden sonra çalışmaya devam edecek. Ekmeği tam yiyecek dedi yanı başına geldi af buyurun bir tane köpek. Dili dışarıda. Belli ki ihtiyacı var köpeğe. Bir köpeğe baktı, bir ekmeğe baktı, bir kendine baktı köle. Lazım değil dedi. Köpeğin ihtiyacını görmeyi kendine tercih etti. Bir dilim ekmeğini köpeğe verdi. Dediler efendim bir dilim ekmekle mi senden daha cömert oldu? Hayır hayır dedi. Onun sahip olduğu serveti sadece bir dilim ekmekti. O servetinin tamamını verdi. Bense dedi belki veriyorum. Ama sahip olduklarımın yanında verdiklerim devede kulak kalmaz dedi ya. İnfak böyle bir şey. Vaktiyle verenler öyle verdiler ve kazandılar. Mevla da kulundan ne istiyor? Kulum sana verdiklerimi ya sen de başkalarına ver. Veren Allah istese sana değil başkasına da verebilir miydi? Ama Allah seninle başkalarına verip hem o kazansın hem sen kazan istiyor. Ama maalesef biz ne yapıyoruz? Hani zenginin bir tanesinin de af buyurun at çiftliği var. Çiftlikte çalışan bir de seyisi var. Seyis vaktiyle geliyor bizim ağaya. Efendim diyor bizim atların yiyeceği bitti. Dolayısıyla yani bunların yeme ihtiyacı, ota ihtiyacı, samana ihtiyacı var. Bizim zengin de her defasında la havle dermiş. Şöyle belki ölmeyecekleri kadar para verilmiş. Git bundan al atların işte otunu, samanını. Her defasında böyle la havle, la havle. Epey zaman sonra bizim ağa dedi ya bu çiftliğe bir gideyim atları bir göreyim dedi. Çiftliğe geldi ne görsün? Çiftlikteki atların zayıflıktan neredeyse ölüyorlar ya. Hemen seyisi çağırdı. Seyis bu ne hal dedi ya. Bu atlar ölüyorlar dedi. Seyis fırsatını buldu ya. Dedi efendim ne bekliyordunuz? Bunlar dedi yıllardır la havle yemekten dedi ve la kuvvete düştüler. Bizim zenginliğimiz böyle maalesef. Yani la havle ama ahirette bilin ki ve la kuvvete düşeceğiz. Allah muhafaza eylesin. Evet. Ayete devam edeceğiz ama bir ilanımız hatta birkaç ilanımız var. Onlarla beraber konuyu toparlamaya çalışalım inşallah. Önce malum haliniz her ayın 15'inden sonra adetimiz olduğu üzere kaş üstündeki Kur'an kursuna yardımlarınızı talep ediyoruz. Aha da ayet işte bak. Takva sahipleri ne diyor Allah? İnfak ederler diyor ya. Artık göreceğiz ne kadar cennete hevesliyiz. Ne kadar cennete talibiz. Eğer talipse kesenin ağzını açacağız muhteremler. Bu birinci ilanımız. Siz hayırlarınızı yaparken diğer ilanlarımızı yapalım inşallah. Evet, 22 Şubat Çarşamba günü saat 18'de Ortahisar Atatürk Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz'un kahramanlarından, 15 Temmuz'da gazi olanlardan yaşadıkları anılara dair bir program icra edilecektir. Bu programı da size arz ediyoruz bilgilerinize. İkinci ilanımız okullarda
çocukları okuyan velilere, bildiğiniz üzere İmam Hatip'te okuyan çocukların meslek dersleri okuma zaten zorunlu eğitim kapsamında. Ama İmam Hatip Lisesi dışında okuyan öğrenciler, efendim, Kur'an-ı Kerim ve siyer dersi, yani Efendimizin hayatının, İslam tarihinin anlatıldığı siyer dersi ve Kur'an dersinin çocuklarımıza ilkokulda okutulabilmesi için velilerin bu noktada dilekçe vermeleri, talepte bulunmaları, müracaat etmeleri gerekmekte. 24 Şubat'a kadar velilerin çocuklarımıza Kur'an dersi ve siyer dersi okutulsun istiyoruz. Bu dilekçeleri vermeleri de Milli Eğitim'den istenmiş. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. 9 yaşını doldurmayan çocukların camiye Elif, B, T, S okumak için alınmadığı günleri yaşayan bir kardeşiniz olarak 12 yaşının altındaki çocuklara Elif, B, T camide öğretirsen 3 yıl hapsi var. O günlerden şimdi ilkokul çocuklarına Kur'an dersi, siyer dersinin okutulduğu günlerdeyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Allah bu nimetlerin hem devamını hem tamamını nasip eylesin. Amin. Üçüncü bir duyurumuz, ilanımız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifiyle bu ilanımızı yapalım. Buyurdular ki Efendimiz aleyhisselam, her kim Ramazan-ı Şerif ayında umre yaparsa benimle beraber hac yapmış gibidir. İfadeye dikkat buyurun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber, hani o meşhur Arafat'ta vakfe duasında bulunduğu Efendimizin zaten bir tane haccı var ya, o vakfede peygamberle beraber ben de olsaydım ister miydik? Efendimiz diyor ki benimle hac yapmak gibidir. Ne? Ramazan-ı Şerif ayında umre yapmak. Ramazan-ı Şerif ayındaki umre ne kadar anlatılsa faziletine binaen söyleyeceklerimiz Ramazan umresinin faziletini anlatmaya kifayet etmez, yeterli kalmaz. Ramazan umresiyle alakalı Diyanetimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ramazan umresi programları efendim Şubat ayının 15'inden itibaren ilan edilmiştir. Ancak sizden bu manada söyleyeceğim ve istirhamım, Ramazan-ı Şerif ayında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde Mekke-i Mükerreme'de, haseten Kadir gecesinde Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama'da Kadir gecesinde olmak üzere 10 gecesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 gecesi Medine-i Münevvere'de olmak üzere yıllardır bu yollarda beraberindeki cemaate, bu yollarda efendim refakat etmiş, riyasette bulunmuş İshak Akyazıcı muhterem hoca efendinin nezaretinde Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında böyle bir umre organizasyonu, Ramazan umresi, son 10 günü Mekke, sonrasında bayramdan sonra da Medine-i Münevvere'de olmak üzere böyle bir umre programından biz sizi haberdar ettik. Gitmek isteyen kardeşlerimize ilan ettik. Cenab-ı Hak inşallah gidebilme imkanı cümlemize lütfeylesin, nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayında Kabe'de teravihiyle, orucuyla, namazıyla, duasıyla, tesbihiyle, hele bin aydan hayırlı Kadir gecesini Kabe-i Muazzama gibi bir yerde bulunmayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Ayet-i Kerime'yi şöyle mana itibariyle arz edip namaza kalkalım inşallah. Rabbimiz Teala cennete girecek, cennetin kendileri için hazırlandığı muttakileri arz ederken infak ederler birinci özellikleri, وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ öfkelerini yutarlar ikinci özellikleri. Demek ki cennete girmek istiyorsan öfkene sahip olacaksın, sinirine sahip olacaksın. Üçüncü özellikleri وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ insanları affederler. Affedici olacağız, bağışlayıcı olacağız, öyle geçmişin hesabını gütmeyeceğiz. Sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım, geçmişte yaşanan geçmişte kalacak. Allah Resulü Aleyhisselam kızını şehit eden adamı, amcası Hamza'yı şehit eden adamı eğer affettiyse
affetmek erdemliktir. Ve son ayet, Rabbim buyurdu ki onlar velev ki fahiş bir hata, büyük bir günah işleyecek olsalar, demek ki cennete girecek olanlar hiç günah işlemezler demiyor bak ayet. Büyük günah işlemeniz cennete girmenize de mani değildir bu ayetten anladığımız. Velev ki fahiş bir hata, büyük bir günah işleseler, Mevla diyor ki onlar günahta hatada ısrar etmezler, tevbe ederler, pişman olurlar. Allah bizi bu kullarından eylesin inşallah. Günah işlediğinde günahına pişman olan tevbe edenlerden eylesin Rabbim inşallah. Cenab-ı Hak öfkelendiğinde öfkesine sahip olmayı, sahip olduğu imkanları, nimetleri Allah yolunda infak etmeyi, Rabbim rızasına, cennete, mağfirete olanca gücüyle koşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Rızanillah. El-Fatiha.